Merhabalar, ben Avukat Ayhan Ömen. E1 vizesinde yatırım yapmak için herhangi bir alt limit var mıdır? Ayrıca E1 vizesiyle Green Card'a gitme imkanı var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Takipçimizin tam olarak E1 ile kastettiği E2 olup olmadığını anlamak için sorusunu cevaplayacağım. Fakat hani acaba E1 mi kastediyor, E2 mi kastediyor tam anlaşılmadı. Fakat ben soruya gene ikisini de kastediyormuş gibi yaklaşıp cevap vereceğim. Şimdi öncelikle E1'lerde E1 ticaret vizelerindeki bütün olay iki ülke arasında ticareti yapmasıdır ticaretçi kişinin. Yani yatırım ya da yatırım miktarı herhangi bir baz teşkil etmez. Eğer kişi bu takipçimizin kastettiği burada evet ben E1 vizesini kastediyorum. E1 vizesinde iki ülke arasında ticaret yapan kişi oluyorum. Bunun farkındayım. Ama hala minimum bir yatırım yapma şartım var mı noktasını soruyorsa hayır böyle bir minimum yatırım yapma şartı yok. Dolayısıyla yatırım yapma şartı zaten yok. Önemli olan iki ülke arasındaki ticaretin ciddi bir şekilde, ciddi bir ölçekte yapılıyor olması. Bu yapılıyor olduğu sürece kişi E1 vizesine uygun hale geliyor. Ama eğer takipçimizin kastettiği E2 vizesi ise E2 vizesindeki tabii bütün olay yatırımdır. Yatırımcı olan kişi Amerika'da bir şirkete ya da bir işe yatırım yapıyordur. Ve bu yatırım miktarının minimum bir rakamı yoktur. Ama bu yatırımın minimum rakamı yatırım yaptığı işin durumuna göre, değerine göre ya da masrafına göre oluşan bir miktardır. Dolayısıyla kişinin yapacağı yatırım 100 bin doları gerektiriyorsa o zaman 100 bin dolarlık bir yatırım yapması gerekecektir. Yoksa yatırım miktarında herhangi bir minimum rakamla karşı karşıya yatırımcı kalmayacaktır. Onun dışında takipçimizin ikinci sorduğu soruda ise ayrıca E1 vizesiyle Green Card'a gitme imkanı var mı noktasında ise ister E1 olsun ister E2 vizesi olsun bu vizelerde Green Card'a yatırımcılar direkt gidemez. Onlara bu yüzden yatırımcı vizesi imkanı sadece verilmiştir. Ama yatırımları diyelim yatırımcı vizesini aldılar, E vizesini aldılar ve daha sonradan yatırım miktarları en az 500 bin doları yakaladı. Ve çalışan sayısı, istihdam sayısında da 10 kişiye kadar ulaştılar ya da yakalamak üzereler. O zaman evet yatırım üzerinden Green Card'a gitme imkanına sahip olacaklar. Yoksa öbür türlü yatırım yaptığı için yatırımcı olan kişiler kendi firmaları üzerinden yatırımcı vizesi almaları mümkün olmayacak. Dediğim gibi istisnası yatırım miktarının en az 500 bin dolara çıkmış olması ve çalışan sayısının onu yakalaması ya da onu full time çalışanın ya da yakalayacak olması o kişinin Green Card'a gitmesine imkan sağlayacaktır. Tabii bunun istisnası ne olabilir? Eğer kişi yatırımı üzerinden bunu yakalayamıyorsa belki başka bir işletme tarafından ona sponsorluk yapılma durumu ya da işe alma durumu gündeme gelirse onun üzerinden yeşil kartı alma durumuna bakıyor olacaktır deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.